alarak başlamak istiyorum efendim. Öncelikle hayırlı bir yayın olsun. Bu sizleri görünce İbrahim Amin. Onların geçmişlerine bize ve ona bir Fatiha okuyalım. Allah razı olsun Sayın Bakanım, Anadolu Medyası'nda da hatırladığınız için teşekkür ederiz. İkincisi, bu müze Türkiye'nin çok önemli müzelerinden bir tanesi. Mayıs 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmıştık. Ben de burada milletvekili adayıydım. Genel Başkan Yardımcısıydım. Evet efendim. Şimdi aradan geçen görmüş nereye kadar hangi medeniyetler üzerine oturduğunu göstermesi açısından da çok önemli. Artık Göbekli Tepe'nin silüetlerinin altında burada replikasında toplantı televizyon programı yapıyoruz. Şimdi bunun ötesinde de yeni yeni yerler keşfediliyor. Tam bu topraklara uygun bir yer. Şimdi bu toprakların bir özelliği var. Bu topraklarda tarihin getirdiği, inançların getirdiği bir kardeşlik duygusu var. Bu topraklarda medeniyet var, uygarlık var. Bu topraklarda kardeşlik hukukunun getirdiği ötekileştirmenin olmadığı, hoşgörünün en yüksek seviyeye ulaştığı izler var. Ve bu izler silinemiyor. Onun için dün kendi doğduğum ilk orta ve lisesinde orada okuduğum şehire gittiğimde, özellikle çocukluğumuzda yaşadığımız yüzyılların getirdiği o muhteşem birliktelik ruhunu tekrar hissettim. Çünkü benim çocukluğumda Süryanilerle ilgili bir hayat görüşümüz vardı. Komşumuzdular. Yezidiler komşumuz. Şehirde Kürtçe, Arapça, Türkçe ortak bir dil aslında. Annem okur yazar değil, Allah rahmet etsin. Üç dilli. Yani okur yazarı olmayan insan bile üç dilli, düşünebiliyor musunuz? Şehrin büyük bir kısmı böyle ve tam medeniyetin temsilcisi olduğu bir yerde bizim iliklerimize kadar işlenmiş bir şey var. Birlik ve beraberlik ruhu. Dün onu orada yaşadım. Onun için Arapça'da hitap ettim, Kürtçe'de hitap ettim ve resmi dilimiz Türkçe'yle de herkesin anlayabileceği bir şekilde hitap ettim. En güzel duygulardan bir tanesi bu. Bu bize ötekileştirme yapmaya çalışanların ya da ben ısrarla söylediğim bir şey var. Can, mal, ırz ve inanç güvenliğiyle aslında temel insan haklarının özeti bu. Özetidir bu. Yani Avrupa İnsan Hakları'na da gitseniz aynı şeyleri söylenir. Ben bunları söylemekten büyük bir keyif alıyorum. Birileri de rahatsız oluyor, anlayamadık Sayın Bakanım. Ben hiç anlamış değilim. Çünkü bunu ben yurt dışında da kullanıyorum. Ve diyorum ki sizin temel insan hakları diye söylediğiniz şey aslında benim topraklarımda, medeniyetimde içselleştirdiğim, asla vazgeçemeyeceğim şey. Bu neyi getiriyor? Bir yaşam alışkanlığı gibi. Yaşam alışkanlığını getiriyor ve herhangi bir siyasal iktidar bunların herhangi birisiyle bir kavga ederse de kaybediyor. Yok sermaye, mavi, yeşil, kırmızı, beyaz veya inançlar, başörtülü, başörtüsüz. Bunlarla uğraşanlar hep kaybetmiştir bu topraklarda. İşte bu aslında bizim içselleştirdiğimiz bir şey. İkincisi, bize ne veriyor bu? Nedir efendim aktaracaklarınız Sayın Bakanım? Şimdi bakın, ben 2 ay önce Londra'ya gittim. Geçen hafta da MIP'im fuarıyla, gayrimenkul
yatırımcıları fuarına Fransa'ya gittim. Oradan da Londra'ya geçtim. Yani Londra'da birçok yatırımcıyla tekrar görüşme imkanı oldu. İklim zirvesi için gitmiştik. Ticaret Bakanı ile, İngiltere Ticaret Bakanı ile ve diğer ilgili bakanlarla görüşmeler yaptık. Borsada ziyaretlerimiz oldu. Açılışına katıldık. Buradaki amacımız ve hareketimiz şu. Biz güçlü bir ülkenin temsilcisi olarak oraya gittik. Ben Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak Londra'da bulundum. Bir şey istemeye gitmedim. Tersine gücümüzün ne kadar derin olduğunu ve gücümüzün mutlak surette galip geleceğini bilinciyle oraya gitti. Çünkü Türkiye tam bir merkez ülkesi. Güçlü bir ülke. İşte son krizde yaşandığı gibi tam bir merkez konumunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın ince bir diplomasiyle yürüttüğü dış politikalar, bizim dış ilişkilerin, Dışişleri Bakanımızın bütün diplomatik misyonların ortaya koymuş olduğu irade Türkiye'yi biraz daha güçlü kılıyor. Orada Türkiye'nin bir de ekonomik yönünü anlattım. Ben makroekonomik göstergelerle ilgili ısrarla söylüyorum. 20 Aralık öncesinde de söyledim. Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri dünyanın güçlü makroekonomik göstergelerinde ortaya koyan ender ülkelerden bir tanesi. Bizim makroekonomik göstergelerde problem yok. 20 Aralık'ta öncesinde olduğu gibi psikolojik sorunlar, davranış bozukluğu, muhalefetin bir takım önünde titiz olan ve makroekonomik göstergeleri ters yüz eden insanların siyasal iktidara zarar vermek için ülke ekonomisine de zarar verecek kadar gözleri kararmış olanların söylediklerinin aslında yanlış olduğunu, Türkiye ekonomik göstergelerin, makroekonomik göstergelerin çok iyi yolda gittiğini izah ettik. Karşılıklı. Zayıf yönlerimiz enflasyon. Bunları da anlattık. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler açısından, gelişen ülkeler içerisinde bir numaralı olduğunu anlattığımızda kimse sen ne diyorsun demedi. Tersine, evet, Türkiye güçlü bir ülke. Ve özellikle de bugünkü dünyadaki konjonktürel imkanlar dahilinde birinci sırada olması gereken ülke Türkiye. O zaman bizim karşılıklı olarak dilimizi anlamamız lazım. Birbirimizi tanımamız lazım. Evet. Yatırımcılar rakamlara bakarak hesap kitap yapar. Bugün dünyada şeffaf olmayan bir ekonomi var mı? Siz neyi gizleyebilirsiniz? Neyi ya da neyi abartabilirsiniz? Bunları sadece yetkili bir isimden dinliyorlar. Dolayısıyla da dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Türkiye yönünü çevirmiş olan bu ülke olarak kendisini ifade ediyor. Onlar da bizi görüyor. Niye söylüyorum can güvenliği? Türkiye'de can güvenliği var. Yerlisi içinde, yabancısı içinde. Mal güvenliği var. Bu ülke topraklarında kimse kimsenin malına el koymaz. Canına da dokunmaz. Irz ve inanç güvenliği de var. Dolayısıyla Türkiye diyor ki, dünyanın tüm yatırımcıları, ister doğrudan ister dolaylı yatırımlarınızı Türkiye'ye getirirseniz, sizin yatırımlarınızın bir garantisini veriyoruz diyoruz. Türkiye'de çünkü farklı bir durum söz konusu olamaz. Bunları söylüyoruz. Dolayısıyla da dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir problemle karşı karşıya kalındığında yönünüzü bulabileceğiniz yer Türkiye'dir. Bunu anlatıyoruz. Ama ne yapıyorlar? Biz gitmeden önce haber salıyoruz. Türkiye'ye yatırım yapmayın. Malum. Öyle tespitleriniz var mı? Evet, yani bunu çok net bir cümle kullandınız. Yani daha önce yapmadılar mı yani? Gelmeyin, yatırım yapmayın. Tabii genelde Türkiye'yle ilgili var şeyler oluyor. Siyasal muhalefet yaptı. Evet. Bu ne demektir? Siz ya ben katlanamayacağım şey şudur ya. Yurt dışına çıkan bir insan ülkesini nasıl şikayet eder? Yatırım yapmaya gelenlere yatırım yapmayın nasıl der? Yatırım yapmaya gelmeyin demek insanlar işsiz kalsın. İş üretmesin, kazanmasın diye. Ama bereket ki kimse onları ciddiye almıyor. Niye? Çünkü bizim son iki ayda, son iki yılda bir başarı hikayemiz var. Hatırlayın 2008-2009 mortgage krizinde
Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken teğet geçecek evet. demişti. Bunlar gene dünyayı yıktılar. Ne oldu? Gene biz haklı çıktık. Peki 2 yıl önce salgın başladığı zaman ülke batacak dediler. Ne oldu? 1,8 büyüdük. 2021'de tamam o işte bir toplamda olan bir şeydi. Şimdi 2021'de daha kötü olacak dediler. Büyümeyi 2, 3, 5 falan derken çift taneli büyüme olacak dediğimizde gene inanmadılar. Farklı bir operasyon çektiler. Hep bizim içeridekiler. Bizim dışarıdan bir şeye ihtiyacımız yok zaten ha. Ve bunlar bunu yapa yapa biz büyüdük 2021'de %11. Şimdi Ocak, Şubat büyüyoruz. E ne oluyor? Bazen zorluklar oluyor. Her toplumda, her ailede, her şirkette mutlak surette zorluklar vardır. Biz de bu zorlukları yaşıyoruz. Nedir o? E petrol geçen yıl bu zamanlarda 50 dolar. Evet, petrolle ilgili ayrı başlığımız var Sayın Bakanım. Onu ayrıca başlığımız var. 110 dolar. Evet. Şimdi böylesine bir şeyde değişimde elbette ki zorlanacağız. Ama biz bu zorlukların üstesine gelerek yürüyoruz. Sayın Bakanım, yatırımcılar geliyor müjdesini verebilir miyiz? Böyle bir cümle, net bir cümle kurmak açısından soruyorum. Artık önümüzde bu 2022'de çok ciddi oranda yatırımcı Türkiye'ye gelmeye hazır. Ben ciddi bir şekilde yatırımcının geleceğine, geldiğine ve geleceğine de inanıp bunun da inancın dışında gerçekleşeceğini de biliyorum. Kesinlikle. Bakın biz 2 ay önce geçen ay sukuka çıktık. 11 milyar doların üzerinde talep geldi. 3 milyar dolara çıktık. Aldık. 3 milyar 25 milyon dolar. Evet efendim. Geçen hafta Eurobond'a çıktık. 2 milyar dolar aldık. Efendim borçlanma oranları yüksek. Ben de farkındayım yüksek olduğunu. Ama ben ilan etmişim. Geçen yıl hangi aylarda ne kadar borçlanacağımı ilan etmişim. CDS'lerimizle ilgili problemler var. Biz bunu gizlemiyoruz ki. CDS'lerimizden kaynaklanan yüksek oranlı borçlandık. Ama bu 2 ay, 3 ay geçtikten sonra artık gerek yazın gelmesi, gerek gıda fiyatları, gerek turizm gelmesiyle zaten biz problemleri aşmış olarak yaza girmiş olacağız. Evet. Mücadele alanımız ne? Enflasyon. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Sorularla açalım Sayın Bakanım. Buyurun Zeki Bey. Sayın Bakanım, 20 Aralık tarihinde Türkiye yeni bir modele geçti. Kur korumalı mevduat dönemi. Aynı zamanda da daha sonra da altına geçti. Bugün itibariyle baktığımız zaman tam 3 ay oldu. Bugün itibariyle sona erdi Sayın Bakanım. Acaba ne kadar para toplandı? Bundan sonraki süreç yine devam edecek mi? Ne kadar devam edecek? Bir de bunun özellikle tartışan konularının bir tanesi de bütçeye ne kadar yük olduğu şeklinde. Şimdi bakın. 3 ayı doldurduk. Evet, bugün itibariyle. Ne kazandık? Evet. Önce ona bakalım. Aynen. 20 Aralık'ta döviz dolar kuru 18-36 kuruşa yükselmişti. Öldük, bittik, yandık diyenler oh iyi gidiyor. Yarına 20-22 lira olacak diye adeta kına yaktılar. Doğru mu? Doğru. Aynen. Peki o akşam ne oldu? Hiçbir şekilde müdahalede bulunmadı. Şimdi bunlar rakamları gördükçe bu soruları da artık geri çektiler zaten. Hiçbir müdahalede bulunmadan özellikle KKM ve diğer almaşıklı ürünlerde olan inanç Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle akşam 19'a kadarki olan sıkıntı Cumhurbaşkanımızın bu koruma KKM ile evet. başlayan tedbirler silsilesini okuduktan sonra düşmeye başladı. 3 ayda ne oldu? Döviz kuru bir stabil halde gidiyor. Bu defa hatırlayın lütfen. Siz gündemi takip ediyorsunuz. Niye stabil gidiyor? Diye sorulmaya başladı. Niye stabil gitmesin? Bu kadar. Şimdi bir savaş var. Ufak tefek oynamalar, kırılmalar oluyor. Gayet normal. Yani avro-dolar paritesine bakın. Günlük değişimleri görürsünüz. Bu gayet normal. Demek ki bir, istikrar kazandı. Aynen. İki, döviz kurunun enflasyonu tetiklediği konusunda hepimiz hemfikiriz. Enflasyona ilişkin etkisi 20 Aralık öncesindeki fiyatlamalar olduğu için devam ediyor ama ekstra bir şey yok. Sadece dünya fiyatlarından kaynaklanan bir enflasyon baskısı altındayız. Bunu da sağlayacağız. Zaman içerisinde göstereceğiz. Şimdi günlük düşünülüyor. Ekonomi günlük düşünülmez. Elbette ki kısa, orta, uzun vadeli bakacaksın. Üç ve en önemlisi Türk lirasına olan güven önemli bir noktaya geldi. Rusya'nın
Ukrayna'ya girdiği gün hızlı bir şekilde bir kırılma oldu. O kırılmada biz bir bildiri yayınladık. Basın bildirisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve sonra bizim bildiri yayınlamamız hemen kuru stabil hale getirdi. Demek ki liralaşma ve Türk lirasına olan saygı arttı. Bir dolardaki bir liranın artışının Türkiye olan toplam borcunda 453 milyar liralık bir etkisi var. Bunu engellemiş oldu. Şimdi soruyorlar, devam edecek mi? Evet, evet. Sordunuz siz de. Aynen. Edecek. Çünkü bu bir yıllıktı ve bir yılın sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yıl daha uzatma etkisi var. 3, 6, 9, 12 aylıklar var. Bunları biz o kadar güçlü geldik ki kendi içerisinde almaçlıklarını oluşturduk. Daha yuvam hesabı açtık, yurt dışından da geliyor. Tüzel kişileri açtık, oradan da geliyor. Yurt dışına açtık, oradan da gelecek, daha da gelecek. Dolayısıyla da bu istikrarı sağladık. Peki devam edecek, etkisi ne? Bir de ne kadar para topladık? 570 milyar lirayı aştı. Cuma günü itibariyle. Ve yani son günlerde de artış devam ediyor. Yani halen doğru gidiyor efendim. Tabii halen düz bir çizgiye ulaşmadı. Halen yükseliyor. Evet. Dolayısıyla da burada girişler var. Şimdi 23'ünden itibaren 3 ay dolup çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani bir yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit. Tabii. Devam edecek. Hazineye olan etkisini söylüyorlar. Etkisi çok düşük. Niye çok düşük? Dolar kuru, bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak, 30 lira olacak şimdi. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türkiye, Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun. Rahat olsun. Hazineye olan yükü, ya ne olacak? Biz ücretlilerin vergisinden vazgeçtik. %50'lik bir zam yaptık biliyorsunuz fiyat artışta ücrette. Bize yükü 49 milyar Türk lirası. Bizim hazineye olan bir yıllık tamamında diyelim ki kapattık bunu. Evet. Yıla kadar bitecek. Yükü 15 milyar lirayı geçmiyor. Böyle bir yük yok ki. Nereden çıkarıyorlar? Ne yükü? Ha bunu bekliyorlar. 30 lira 40 lira olacak. Yok, öyle bir dünya da yok. Olmayacak. Dolayısıyla bu iş tuttu. Altın da tuttu mu Sayın Bakanım? Altın evet. Çok iyi. Bu defa sağlam gidiyoruz. Çünkü daha önce sadece bir rafineri üzerinden gidiyorduk. Evet. Bir rafineri üzerinden değil. Şu anda 4 tane rafineri üzerinden gidiyoruz. Ve bunları ortak bir sisteme doğru getiriyoruz. 1 Mart'tan itibaren her geçen gün bu sisteme katılan kuyumcu sayısı artıyor. Bankaların şubelerindeki sayı artıyor. Ve devam ederek biz şu anda altyapısını hazırlıyoruz. Bu altyapının hazırlanmasıyla da döviz altının özellikle sisteme kayması noktasında bir sıkıntı yaşamayacağımızı, tersine daha büyük bir kaynak aktaracağını görüyoruz. Şu anda çok iyi gidiyor. Bir de yani artık Güneydoğu'dan sesleniyoruz. Urfa'dan biliyorsunuz Türk insanı altını sever. Güneydoğulu daha fazla sever. Evet. Biz düğünlerde vesaire çok altın var. Şimdi ev hanımlarına Ayşe teyzeye, Fatma teyzeye diyoruz ki altınlarını evde bir kısmını tut. Tamam bir şey demiyoruz da beyler iş için ilk sermaye olarak baktıkları yer orası. Ama getirin bunu sisteme sok. Sizin de bir geliriniz olsun. Bir de daha öncekinden farklı olarak biliyorsunuz fiziki olarak da yatırıp alma imkanları var. Yani çeyrek, yarım, lira, tam 2,5, 5 liraları getirip fiziki olarak aynı alma gibi bir şansları var. Bir de verdikleri altını hurdova diye nitelendirdiğimiz altını saf altına çevirip, külçeye çevirip gram anlamında da bir avantajları var. Yani 73 gramlık bir altını oldu. Kuyumcuya gidecek ya da bankaya gidecek. Ben 3 gramıyla şunu almak istiyorum deyip 3 gramını kullanıp 70 gramını gene NEMA'da tut. Oradan da nemalanma imkanını sağlamış olmayı gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Bakan, enflasyon konusu en önemli konu. Yani geçtiğimiz günlerde bir ayçiçek yağı spekülasyonu oldu. Yarın belki başka spekülasyonlar da olacak. Bir taraftan uluslararası piyasalar Türkiye'deki
muhalefete yönelik bazı eleştirileriniz oldu ama bir taraftan da işte bu hayat pahalılığı gerçeği var. Bu enflasyonla mücadelede durumumuz ne olacak? Vatandaş böyle ne zaman böyle müjdeli, rahat, oh diyecek efendim? Şimdi bakın 20 Aralık öncesinde döviz fiyatları yükseldi. O zaman zaten bir kaostu yani peki, kabustu. Bu kaosu yaratan kimdi? Belli mahfiller. Evet. Değil mi? Evet. Yani hükümete zarar vereyim derken ülke ekonomisine ve ülkenin bizatihi kendisine zarar verdiler mi? Çünkü evet. Gözlerini Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş. İktidar gitsin de ne olursa olsun. 20 Aralık sonrasında hemen aynı akşamdan itibaren bir tepki gösterdi mi bu toplum? Evet. Sen gösterdi. Evet efendim. 22 Şubat'tan sonra ya yoktur teranesini ortaya koyup sahte fotoğraflar ya da bir marketin açılışında yağla ilgili yaptığı kampanyadan fotoğrafları alıp görüntüleri alıp yayanlar ne yapmaya çalıştı? Ülkede ya kısıntısı ya stoku yok, bittik, öldük, yandık diye bir şey yaptılar değil mi? Evet, aynen öyle. Yapanlar aynı mıydı, ayrı mıydı? Aynıydı. Tamamen aynı mahfillerden geldi. Çıktık dedik ki yağ stokuyla ilgili yanlış yapıyorsunuz. Boşuna evinize stokları yüklemeyin. Bir ertesi gün normale döndü. Şimdi bazılarının evinde aylık, 3 aylık, 1 yıllık kadar yağ stoku var. Sırf bunların yüzünden gittiler yağları bir de pahalı yağ aldılar. Peki o gün yağ bitti diyenler şu anda marketlerde yağ varken ne diyorlar? Bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. Yaptılar, gittiler. Bir zarar verdi. Toplum bir günlük bir, affedersiniz, şeye geldi. Bunların gazına geldi. Evet. Ertesi gün kesildi mi? Kesildi. Evet. Şimdi bu adamlar, bu mahfiller bir gün diyecekler ki, yani kendi evleri yanacak. Bu yalancıdan yaptıkları şeydir. Yandım diyecekler. Allah kimse itfaiyeden yardım istemeyecek. Bunlar o noktaya doğru gidiyorlar. Çünkü bu işler hep böyledir. Sen ülkeye zarar verecek adımlar atarsa sonu bellidir. Şimdi bu ülkede herhangi bir sıkıntı yok. Bu ülkedeki sıkıntımız enflasyon. Evet. Ne zaman toparlayacağız? Evet. Bunu söylüyoruz. İlk günden beri söylüyoruz. Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya krizi, Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Tabii. Yani. Çok açık savaş olarak. Var yani. Bunu gizlemiyoruz ki. Evet efendim. İşte yurt dışındaydık. Şimdi efendim diyorlar enflasyon sen ne diyor? Ya biz dünyada Türkiye tek başına bir fanus içerisinde yaşamıyor. Londra'daki aracını kullanan da akaryakıt fiyatlarının artışından etkileniyor. Fransa'daki de, Almanya'daki de, Türkiye'deki de. Bu gayet normal ama bir farklılığımız var. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları doğal gazı onda bir fiyatına kullanıyor meskenlerde. Onda bir. Bu kadarlık bir ciddi sübvansiyon var. Tam bir destekleme var. Niye? Vatandaşımızı hissettirmiyor. Ama bunu belli noktalarda artık yavaş yavaş hissettirme durumundayız. Ve bu kış aylarından sonra, şimdi inşallah Mart ayı enflasyonu açıklanacak. Aralık ayında 14'lüğü yedik. Ocak ayında 11. Şubat ayında 5'lik bir evet. Şey geldi. Mart ayı ve rakamlar çok yüksek doğru. Ama aşağı doğru gittiğini ve sonra bir yatay seyri izledikten sonra da yazla birlikte hafiften bir düşüş. Ardından da Aralık ayında geçen Aralık ayında yüklendiğimiz o yüksek yükleri hızlı bir şekilde ay be ay atarak biz seçimlere kadar gideceğiz. Yani bu kış sert geçti. Gelecek kış daha rahat geçecek bir. Öyle İkincisi mi? Bu kış hiç beklemediğimiz meteorolojik olarak kurak bir kış beklerken Allah bize bol bol kar verdi ve çok, yağmur verdi. Urfa'da bile öyle oldu. Kar yağdı. Yani evet. Uzun yıllardan sonra sadece Urfa'da değil bütün çevre illerde Türkiye'nin tamamında kar yağdı. Kar senesi ne senesi? Bereket senesi. Kar senesi var senesi. Barajlarımız da doldu.
Topraklarımız da suya doldu. Ve dolayısıyla da verimlilikte çok ciddi bir şekilde bir artış olacak. Ve Türkiye yaz aylarını çok daha rahat geçirecek. Turizmin de başlamasıyla beraber bu etkileri daha yakında hissedeceğiz. Ve Aralık ayından sonra da inşallah olumlu bütün şeyleri görmüş olacağız. Evet Hasan Bey. Evet, Sayın Bakanım, tabii çok konu başlığımız var ama zamanımız çok kısıtlı malum. Hem gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar var. Zaman zaman vatandaşımız neden bu spekülasyonlara karşı devletimiz başarılı olamıyor, neden onları durduramıyor gibi aralarında sohbet yapıyorlar. Ve cevap şu, cevap bekleniyor. Biz şu uygulamayı devreye soktuk, artık bundan sonra kesinlikle bu tür bir oynama olmayacak. Nedir efendim bu konudaki çalışmanız? Şimdi bakın biz dünyadaki bu emtia fiyatları, nakliye fiyatları, lojistikteki problemleri söylüyoruz, var, etkileniyoruz diyoruz ama bir de bu işin içerisinde nemalanan kesimler var. Bir defa bunların üzerine gidiyoruz. Bir. İkincisi, mali politikalarımızı devreye soktuk. Ne yaptık? Temel gıda ürünlerinde KDV'yi 8'den 1'e düşürdük. Elektrikte, evet, meskenlerde evet. %18'den 8'e düşürdük. Ticarethanelerde ve tarımsal abonelerde KDV'yi düşürdük. Yani enflasyon etkisini azaltmak için, üretimi arttırmak için. Bu işlerden fahiş şekilde faydalanan stokçuluk yapanlara ilgili de Hazine Maliye Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele timleri kurduk. Ve çok ciddi bir şekilde bunlara gidiyoruz. Hatırlayın, birkaç ay önce ne demiştik? Bizi aşağı indirmeyin. Hazine Maliye inerse sert iner. Sertliğini hissedersiniz. Ve biz şu anda bizim Hazine Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu timler 30 bin firmayı denetlemiş durumdadır. Cezalar kesiliyor, stoklar sayılıyor, gerekenler de yapılıyor. Yanlış yapanın gözyaşlarına bakmıyoruz. Evet efendim. Bir de şunu da söyleyeyim, birlikten berekete gider uygulamamızı devreye soktuk. Ben de Sayın Bakanım o konuya girecektim. Özellikle yani bakanlık olarak birlikten berekete... Zeki Bey diğer soruyla da birleştirelim. Enerjiyi de uygulaması var. Yine bundan birlikte baktığım zaman özellikle bugün müjde olarak da dolaylı olarak verdiğimiz özellikle çiftçilerin daha ucuz elektriği kullanabilmesi için GES projesine de ağırlık verilecek Sayın Bakanım. Bu iki konu hakkında neler söylersiniz? Şimdi birlikten berekete uygulamamızla fiyatları tüketicinin görebileceği, kontrol edebileceği, karşılaştırma yapabileceği ve en ucuz ürünü nerede alabileceğini destekleyecek bir uygulama bu. Yani marketlerin nerede ne sattığı belli mi olacak? Aynen öyle. Fiyat olarak. Anlık olarak. Evet. Bu tüketiciyi rahatlatacak. Aynı zamanda da satıcıları, yani perakende iş yapanları biraz daha disipline edecek bir uygulama bu. Evet. Çünkü tüketici en önemli denetleyici tüketicidir. Doğru. Ama bugün çok heyecanlı bir şey sordunuz. Aynen. Yani inanılmaz heyecanlı. Çok önemli bir olay Sayın Bakanım. Hem özellikle Urfa için, Türkiye için. Ya bu Türkiye özellikle için, Urfa için. En büyük maliyeti şey yani elektrik giderleri. 94 milyar Türk liralık bir paket açıklıyoruz ya. Evet. 94 milyar. Böyle gelip elektriği bedava yapacağım, elektriği ücretsiz yapacağım, altı doldurulmayan ifadelerle değil, tek tek neyi nerede ne yapacağımızı, mevzuatın hangi kalemlerinde değişiklik yapacağımızı, bu mevzuatına ilişkin olarak partnerlerin, ortakların hangilerinin kimin imza altına alacağı, paranın kimler tarafından nasıl finanse edileceği, kimler tarafından kullanılacağı, nasıl kullanılacağına dair bir modeli ortaya koyarak geldik. Evet. Şimdi buradaki şey şu, bu aslında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinesinin ne kadar proaktif olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Evet. Nedir bu? Madem ki dünyada bir gıdayla ilgili bir problem var ve fiyatlar bütün dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiliyor, o zaman hemen çiftçilerimizi rahatlatacak bir adım atalım. Nedir evet. o? Bir, elektrik ciddi bir sorun. Pahalı da. Enerji tabii. maliyetleri. Bunu neyle mi? Sağlıyoruz? Doğal gazla, kömürle, ithal kömürle sağlıyoruz. Ama güneş Urfa gibi bir yerde, Nevşehir'de, Antalya'da, Elazığ'da bile doğuyor. Şey Elazığ'da ve uzun bir süre bize enerji yayıyor. Nereye gidiyor? Boşa gidiyor. Gitmesin diyoruz. Yılda en az 1000 megawattlık
Yani Urfa olarak söyleyeyim, bir yıllık tarımsal abonelerin tükettiği elektriğin yarısını üretecek bir kampanya açıklıyoruz. Çok büyük bir kampanya. Çok büyük bir kampanya. Evet. Yani şu anda 4 olan üretimi bir yıl içerisinde 4,5'a çıkaracağız bütün Türkiye'de. Evet efendim. Dolayısıyla da şimdi bu neyi sağlayacak? Bir, çiftçimizin elektrik maliyetini düşürecek. 2, 1+7 yılla verilen bir krediyle sağlayacak. Bunun geri dönüşümü 4 yıl azami. 4 yıldan sonra elektriğini satacak. Yani parası fazla alacak. Elektriğinin fazlasını da satıp oradan da gelir elde edebilecek. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak. Çok büyük bir proje. 2, bütçenin imkanları belli. Sınırlı. Sizin yapacağınız harcamalar bütçe imkanları içerisinde olması lazım. Bunu ancak 15 yılda tamamlayabiliriz. Ne yapalım? Şimdi biz bütçe için, bütçe imkanlarını bozmadan, çünkü bir sözümüz var. Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Cari açığa etki edecek, bütçe açığını artıracak hiçbir şey yapmayacağız dedi. Taviz vermeyeceğiz. O zaman bankalarımızın kredisi var. Peki biz Türkiye ekonomi modeliyle neyi sunduk? Dedik ki biz üretime, ihracatı arttıran, ithalatı azaltan, ne varsa oraya kredi vereceğiz. Peki oraya vereceksek hazır bir potansiyelimiz var mı? Var. Ne yapalım? 15 yılda ancak tamamlanabilecek projelerin listesini çıkardık. O listelerdeki önceliklere göre 240 tanesini belirledik. Bunlara biz parayı hazır ettik. Barajı bitmiş, göleti bitmiş, su duruyor ama tarlayla buluşmuyor. Hemen onların kanallarını kapalı devre usulüyle yapalım, borularla döşeyelim, bu suyu hemen toprağa kavuşturalım şeklinde bir kampanya. Bu müthiş, çok ya, çok, çok heyecanlı. Evet. Ne kadarlık Sinan Bey? 830 bin hektar alan 2 yılda, 2 yıl gibi bir süre içerisinde Ziraat Bankamızın finansmanıyla, TOKİ aracılığıyla sulama imkanına kavuşmuş olacak. Barajdaki su beklemeyecek, toprağa gelecek. GES'le enerjiden faydalarını söyledim. Toprağımız sulanmış olacak, üretim artmış olacak ve çiftçimiz kazanacak. Özellikle bu aynı zamanda binlerce insana da istihdam sağlayacak. Sayın Bakanım, süremizin sonuna doğru geldik. Son bir iki soru söyledi. Hasan Bey, sizin de bir sorunuz var mı bilmiyorum. Kripto ile ilgili bir sorum var benim. Evet, evet, kısaca bir soru. Sayın Bakanım, kripto para düzenlemesi ile ilgili son durum nedir? Bu konu çok soruldu bize. Var mı bir çalışma? Geçen haftanın başında bununla ilgili son çalışmalarımızı, sunumları yaptı arkadaşlarımız. Şimdi bizim açımızdan tamamlandı. Bundan sonrası meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip yasalaşacak bir durum. Bundan sonrası meclisin takdirinde. Peki. Bizden çıktı artık. Yani biz teknik olarak gerekli desteği verdik. Düşüncelerimizi söyledik. SBK, PDDK, MASAK, evet, ilgili tüm kurumlar bunlarla ilgili çalışmalarını bitirdiler. Tüm görüşleri de topladık. Bundan sonrası tamam. Çünkü dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatın Türkiye'de hem kripto paranın önünü açıcı fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden genel kapsamlı, daha çok ikinci düzenlemelerle işin yürütüleceği bir yöntemle biz yolumuza çıktık. Sayın Bakanım, şu iki tane sorum var, kısa kısa isterseniz cevaplarsınız. Birisi, müteahhitlerden çok soru geldi. Dedi ki biz ihaleleri aldık fakat işte dolar euro arttı. Fesih yetkisi veyahut da bizim imkanlarımız iyileştirilebilir mi gibi böyle bir serzeniş var. Bir de işte öğretmenlerden, memurlardan çok soru geldi. Bilmiyorum, siz de etiketlemişlerdir. Ya öğretmen atamaları deyince herkes Maliye Bakanı'na bakıyor. Yani bize iş verdi gibi. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili bir bu yıl öğretmen ataması ya da 2022-23'te
olacak mı? Nedir Sayın Bakanım? Şimdi tabii öğretmen atamalarıyla ilgili durum Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri evet. ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Doğru. hazırlamış olduğu yol ve yöntemler çerçevesi içerisinde bu yılla tahsis edilmiş rakamlar üzerinden gidilir. Evet. Ya bu tür açıklanacak müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımız mutlak surette söylerdir ama program çerçevesi içerisinde yürür. Bizim üzerimize gelecek yükü ve bütçe üzerindeki etkilerine bakar. Görüşlerimizi söyleriz. Hazine Maliye Bakanı zaten her şeye bütçe kısıtı, bütçe imkanları deyip şöyle bir uzak durur net evet. olarak. Gelir getirici bir şey varsa üzerine atlarız. Evet. Ama gelir artırıcı, şey gider artırıcı, harcama artırıcı olan konularda da birazcık uzak durması kasanın başındakilerin temel görevleridir. Ama şimdi bu kamu müteahhitleriyle ilgili evet, malum tabii. geçen yıl özellikle de ikinci yarıdan itibaren kamu müteahhitleri fiyat artışlarından, döviz fiyatlarındaki artıştan, yurt dışındaki emtia fiyatlarının artışlarından ciddi bir şekilde etkilendikleri için biz 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki müteahhitlere artış sözleşmede olsun ya da olmasın bakmaksızın onlara bir merhem olucu, rahatlatıcı kanun çerçevesi içerisinde bir miktar ayırdık. Bu da ciddi bir miktardı aslında. Yani evet. şimdi bunu çıkar muhalefet işte hazineye şu kadar yük, hazineye şu kadar yük dedikleri şey aslında bizim müteahhitlere verdiğimiz rakam 9 milyar lirayı geçti. Evet efendim. Oraya ayırdığımız rakam. Bazı firmalar açısından az, bazı firmalar açısından çok yeterli ya da yetersiz olabilir ama sonuçta Türk hazinesine 9 milyarlık bir yük oldu. Bizim çerçevemiz içerisinde verebileceğimiz yükü zaten veriyoruz. Şimdi Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Şimdi mesela doğalgazda biz onda bir fiyatını kullanıyor mesken dediğimizde aslında bu yük Türkiye hazinesi üzerine bir yük. Niye? Siz alıyorsunuz bir ara 2500 dolarlara çıktı doğalgazın çekübü. Yani bunun siz %10'unluk bir kısmını alıp %90'ını sübvanse ettiğiniz zaman bu sizin üzerinize bir yüktür. Evet. Dolayısıyla da müteahhitlerimiz de bu yüksek fiyatlardan, emtia fiyatlarından, işte taşımadaki zorluklardan, konteyner fiyatlarının yüksekliğinden dolayı da etkilendiler. Bir de geçen yılın yüklenmiş olduğu döviz kurlarındaki farkları da biz daha fazla hissettik Türkiye'de. Geçen yıl itibariyle biz 31 Aralık'ta kestik ama şu anda müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar edip etmediklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Yarın mecliste ufak bir iki dokunuşlar olacaktır diye bekliyorum. Bu dokunuşlar buradan biraz müjde gibi bir şey herhalde. Bu dokunuşlar efendim. Hangi yere nereye olur? Tabii evet. Meclisin takdirinde olan bir şey. O dokunuşları yaptıktan sonra da biz de yavaş yavaş hem bütçe imkanları çünkü tekraren söz verdiğimiz bir şey var. Evet. Bütçe disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Bütçe imkanları içerisinde Türkiye'de kim ki zarar görüyor zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu çok nettir. Bunlara yönelik olarak elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederiz. Zeki Bey soru var mı? Sayın Bakanım özellikle petrol fiyatlarına baktığınız zaman çok ciddi şekilde yükseldi. 145 dolara çıktı Brent petrol. Son daha sonra evet. da şu anda 114 dolar bir ara 100 dolara kadar düşmüştü. Özellikle petrol fiyatlarının ve elektrik faturalarının vatandaşa yansımaması için yeni önlemler, yeni tedbirler Hayır. var mı Sayın Hayır. Bakanım? Yani petrol fiyatlarında evet. artışı da hissettiririz, düşüşü de hissettiririz. Evet. Bu konuda geri adım atmayacağız çünkü sonuçta bütçende bir takım zorlukları vardır. Yani kusura bakmasınlar muhalefet haksızlık yapıyor da söyleyeyim. Tamam. Yani, bu petrolü ben üretmiyorum. Petrolü ithal ediyorum. Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler Tabii. anında vatandaşına yansıtıyor. Zaman zaman diğer ülkelere göre bize çok daha pahalı diye de yorumlar yapılıyor. Yok biz kesinlikle şu anda çok çok ucuzuz. Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle de oldukça ucuzuz. Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her türlü karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir. Satın alma evet. gücü paritesine göre değerlendirilme yapsa bile. Evet efendim. Elektrikle Sayın Bakanım? Elektrikle ilgili evet. zaten KDV indirimini yaptık.
kademeleştirmeyi yaptık. İndirimleri daha önce yaptık biliyorsunuz. Yaptık 240 kilowatt saate çıkardık. 30 kilowatt saatte ticarethanelere getirdik kademeli bir geçişi. Dolayısıyla da bugünlerde öylesine bir indirim söz konusu olmayacak. Sayın Bakan, ben çok teşekkür ediyorum. Son mesajlarınızla gerçekten Sayın Bakanım, bir Anadolu insanının Hazine ve Maliye Bakanı olması Anadolu'yu mutlu etti, mutlandırdı. Viran şehirden bir öğrenci çıkıyor, Hazine Bakanı oluyor. Aslında bu Türkiye'nin de büyüklüğünü de gösteriyor. AK Parti'nin de aslında bir anlamda önemini de gösteriyor. Çevreden merkeze doğru Anadolu insanlığının önüne açılıyor. Son cümlelerinizle programı bitirelim efendim. İşte Konya'dan gazeteci çıkıyor Sinan Bey. Trabzon. Rize'den çıkıyor Hasan Bey. Elazığ'dan çıkıyor Sinan Zeki Bey. Zeki Bey. Dolayısıyla da Viranşehir'den de Nurettin çıktı, bakan oldu. Allah gibi kaderinde ne yazdıysa o oluyor. Önemli olan rollerimizi en iyi şekilde yapalım. Tekraren söylüyorum. Ben bu ülkenin çok güçlü, gücünden de enerji alan, bu enerjiyi de piyasaya yayan bir Hazine Maliye Bakanı olarak görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ederim. İnancım çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü. Güçlü liderliğiyle de Türkiye her zaman, her koşulda, her krizde mutlak suretle büyüyerek çıkmıştır. Ve her türlü sorunu adeta aşılanmış olarak alıp bir bağışıklık sistemini artıran bir hasta gibi güçlenerek devam etmiştir. Biz hiç hastalanmadan, hasta olmadan zorlukları alıyoruz, üzerinden geliyoruz ve bunların üstesinden her geldikçe gücümüze güç katıyoruz. Kaslarımız daha da güçleniyor. Problemlerle karşılaştığımızda neyi nasıl, nerede yapacağımıza ilişkin hiçbir tereddütümüz olmadan yolumuza devam ediyoruz. Millet inanıyor. Allah da bize yardım edecek inşallah, ediyor. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili izleyiciler, Urfa'daydık. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati gerçekten çok doyurucu bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.